2020-21 sezonunda bekleme yapmadan hemen Süper Ligi hedefleyen Samsunspor, amacına ulaşabilmek için güçlü bir kadroyla sezona girmek istiyor. Bu amaçla Başkan Yüksel Yıldırım ve ekibi kadro mühendisliğini adeta kılı kırk yararak yapıyor. Hem bu sezon takımı zirveye taşıyacak hem de gelecek sezon Süper Lig'de Samsunspor'a değer katacak oyuncuları transfer ediyor. İşte bu çalışmaların ürünlerinden birisi de Ange Freddy Plumen oldu. Akın Ünler YouTube TV kanalı izleyicileri için yeni yıldız adayının kariyerini ve futbol geçmişini araştırdık. Plumen 2 Mart 1995'te Fransa'nın Paris kentinde dünyaya geldi. Fransız vatandaşı olan siyahi futbolcu aslen Guadeloupe asıllıdır. Az bilinen bir Karayip ülkesi olan Guadeloupe, Porto Rico'nun güneydoğusundaki Antil adalarında eski bir Fransız sömürgesi. Futbola henüz 9 yaşında Saint-Denis Cosmos kulübünün altyapısında başlayan Plumen, Fransa'nın önemli kulüplerinden Lens'in dikkatini çekince 2008'de 14 yaşındayken bu kulübün U15 takımına katıldı. Burada gelişimini sürdüren genç oyuncu 2010'da ilk defa Fransa U16 takımının formasını sırtına geçirdi. 2012'de Lens ile ilk resmi maçına çıkan Plumen bu dönemde kulübün B takımında 2 sezon geçirdi ve 15 resmi maça çıktı. Daha sonra 2012'de aynı kulübün A takımına yükseldi ve 20 maç oynayıp 1 gole imza attı. Bu arada Fransa U16 milli takımında 4 maçta 2 gol ile oynadıktan sonra U18 milli takımında 2 defa daha milli forma giydi. Yetenekleri İngiliz kulübü Fulham'ın dikkatini çekince 18 yaşındayken bu kulüple 4 yıllık sözleşme imzaladı. Ancak burada profesyonel takımda pek şans bulamadı. Genç takım kadrosunda maçlara çıktı. Bir sezon Fransa 2. ligindeki Paris takımlarından Red Star'da kiralık oynadı. Sonraki dönemde Fransa'nın alt lig takımlarından Sedan ve Couvilly-Rennes takımlarında birer sezon geçirdi. Gençlik yıllarında kendisinden beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Plumen, 2018'de kariyerinde önemli bir değişikliğe giderek İsrail 1. Ligi'nin vasat takımlarından birisi olan Hapoel Hedera'nın yolunu tuttu. Burada 6 ay içinde 17 maça çıktı ve 4 gol 3 asistle oynadı. Bedelsiz olarak geldiği Hedera kulübüne 450 bin euro bonservis bedeli sağlayarak 6 ay içinde İsrail Ligi'nin önde gelen takımlarından Beitar Yeruşalem'e transfer oldu. Burada 1,5 sezon geçiren genç futbolcu 44 resmi maça çıktı ve 11 gol 1 asistle oynadı. Sağ ayağını iyi kullanan bir sol açık oyuncusu olan Plumen, İsrail Ligi'nde geçirdiği son 2 sezonda istikrarlı bir biçimde forma buldu. Buna karşın oyun içinde istikrarı tartışılan bir oyuncu oldu. Bazı maçlarda çok üst düzey bir yıldız görüntüsü veren kanat oyuncusu, buna karşın bazı karşılaşmalarda ise düşük performansla oynadı. Yeruşalem taraftarları Plumen'in büyük yetenekleri olan bir oyuncu olduğunu söylüyor. Sürati, adam eksiltmedeki başarısı, bazı maçlarda sergilediği estetik futbol ile İsrail Ligi'nde iz bırakan bir isim olan genç futbolcu, buna karşın gününde olmadığı maçlardaki dağınık halleri, kolay sarı kart görmesi gibi olumsuzlukları da dile getiriliyor. Kısaca özetlemek gerekirse, gençlik döneminde büyük bir yıldız ışığı olan Plumen, ne yazık ki futbol hayatının ilk yıllarında beklenen patlamayı yapamamış bir oyuncu. İsrail Ligi'nde tekrar kendisini bulmaya başlamışsa da henüz yetenekleri oranında değerini bulmuş değil. Transfermarkt sitesi Plumen'in Samsunspor'a 210 bin euro karşılığında transfer olduğunu söylüyor. Eğer burada yeteneklerini gösterebilir, taraftara kendisini sevdirip Ertuğrul Sağlam'ın gözüne girebilirse değerini katlayabilecek bir yıldız kumaşı var. Her şey onun Samsun'a alışmasına, futbolu sevmesine ve çalışmasına bağlı. Eğer hakkını verirse kırmızı beyazlı forma ona ilaç gibi gelir.